Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sıfırdan kurduğum bitkili akvaryumumu anlatacağım. Ne zaman kurdum, nasıl bir yol aldım, hangi malzemeleri kullandım ve en sonki halini videomda sizlere ve elimde duran Bulut'a anlatacağım. Bulut da ailemizin diğer bir ferdi. O da full dikkat şu anda beni dinliyor. Gördüğünüz gibi hayvanları seviyoruz. Hayvanlara bakmayı, onlarla ilgilenmeyi seviyoruz. Bir tarafımızda balıklar, bir tarafımızda Bulut. Bulut merhaba desen de. Evet, daha fazla uzatmadan videoya geçelim isterseniz. İyi seyirler. İlk videoyu 13 Aralık'ta çektim. İzlediğiniz görüntülerde akvaryumun tabanına kumu nasıl serdiğimi ve kumun elenmesi yer alıyor. Biraz zahmetli bir iş olsa da hayalimdeki akvaryuma kendi çabalarımla kavuşacak olmanın heyecanı bu zorluğu unutturdu. Kum olarak çiçek torfu diye geçen kumdan kullandım. Mesela ben A101'de 10 litresi 3 lira olan bir paket kum kullandım. Elemek için de mutfaktaki süzgeci kullandım. Tabii ki hanımlardan izin almak koşuluyla. Ertesi gün elediğim kumu akvaryum tabanına serme işlemi vardı. Ne kadar kum dolduracağımı belirlemek için akvaryumun altındaki beyaz renkli plastiğin üst sınırını referans aldım. Kumu ekledikten sonra ileride hava yapmaması ve kumun zemine iyice ve sağlamca oturması için biraz su ekleyip tahta çöplerle karıştırdım. Bu işlem zeminin daha güvenli olmasını sağlıyor ve ileride akvaryuma bitki dikeceğiniz zaman toprağın suya karışmasını da önlüyor. Zemin yeteri kadar ıslanıp kum istediğim seviyeye geldiği zaman kumun üzerine pet shop'tan satın aldığım siyah Hagen kumu serme işlemi başlıyor. Benim akvaryumum yaklaşık 60'a 30 ölçülerinde, yani 4 litrelik kum bana yetecek gibi. Kumu önce güzelce yıkıyorum ki tozlarından arınsın. Sonra yıkadığım kumu akvaryumun tabanına, kumun üzerine güzelce ve dikkatlice dağıtıyorum. Hagen kumu düz değil de inişli çıkışlı bir dağ anımsatsın diye biraz tepeli serdim. Ve tabii son olarak aksesuarlarımı da ekliyorum. Sade bir akvaryum tasarlamak istediğim için akvaryumun içini fazla malzemeyle boğmak istemedim açıkçası. Sol tarafta kuru dal ve sağ tarafta normal boyutlu bir odun parçası işimi fazlasıyla görecekti. Bu da akvaryum dolabım. Hem malzeme koymak hem de akvaryumu koymak için gayet güzel oldu. Hem uyumlu da oldu. İnternetten uygun fiyata almıştım.
Tohum olarak Gitti Gidiyor'dan su yoncası tohumu sipariş ettim. Tohumların serpilmesini çekmeyi unuttum. Belli aralıklarla kumun üzerine serpiştirmiştim. Her gün düzenli olarak spreyle su sıktım ve ardından akvaryumun üzerini streç folyo ile kapattım. Bu işlem tohumların daha çabuk çimlenmesini sağladı. Burada da tohumların hızlandırılmış bir videosu yer alıyor. Yaklaşık bir hafta sonra tohumlarımız çimlendi. Artık akvaryumun suyunu doldurmak için sabırsızlanıyorum. Kütahya'da yaşadığımdan dolayı Kütahya'nın incik suyu meşhurdur. Oldukça da temizdir. Su olarak incik suyunu kullandım. Yalnız yaklaşık 3 gün suyun dinlenmesi için bekledim. Ve artık bitkili akvaryumla suyun buluşma vakti. Suyu direkt olarak dökmek toprağa ve kuma zarar verebilir düşüncesiyle suyu yüzeye yaydığım bir poşet yardımıyla akvaryuma yavaş yavaş doldurdum. Su ekledikçe akvaryum daha bir güzelleşmeye başlıyordu. Ortaya çıkan manzara ise bana göre muhteşemdi çünkü işin ucunda emek vardı. Yalnız ilerleyen günlerde çimlenen bazı tohumlar su yüzüne çıkmaya başladı ama can sıkmaya gerek yoktu. Ne olursa olsun hayalimdeki bitkili akvaryuma kavuşmaya az kalmıştı. Akvaryumum yeni sahiplerini bekliyordu artık. Ve bu da yaklaşık bir ay sonra yani Ocak ayında çektiğim video. Yaklaşık bir ay boyunca akvaryumun sistemi otursun diye balık eklememiştim. Bir ay sonra 3 moli ve 2 kılıç balığı akvaryumun yeni misafirleri oldu. İç filtre çalıştığı için bazı bitkiler yine suyun akıntısından dolayı yerlerinden çıktı.
ben yine böyle idare ettim. Akvaryumun suyunu kurduktan beri hiç değiştirmediğim için su bayağı bulanıklaştı, rengi değişti. Artık suyun değişmesi gerekiyordu. Bir hafta sonra, yani Şubat'ın ilk haftası, suyu değiştirdim. Bunun için kısa bir hortum ve bir kova işimi gördü. İnternette akvaryumdan hızlıca su boşaltma ile ilgili videoları seyrettim ve bunu kendim denedim. Sonuç gayet başarılı oluyor. Sadece birazcık yerler ıslanıyor. Bununla da ilgili bir video atabilirim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, suyu değiştirince içerisi harika oldu. Meğer su çok kirliymiş. Balıklar resmen kendine geldi. Bu arada bitkilerin son halini de görüyorsunuz. İlk başta ektiğim tohumlardan sadece bunlar kaldı. Bazıları gördüğünüz gibi çok büyüdü ve gelişti. İleride canlı bitki dikmeyi de düşünüyorum. Akvaryumun kurulum aşamasından son haline kadarki serüveni bu şekildeydi arkadaşlar. Ben hayalimdeki akvaryuma kendi emeklerimle bu şekilde kavuştum. Sizin de sormak istedikleriniz varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Ara ara akvaryumla ilgili gelişmeleri içeren videolar çekmeyi düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.